Evet arkadaşlar, şimdi işe geldik sayılır. Birkaç kapıyı açıp havuza gireceğiz. Diğer arkadaşlarımızı havuzlara bıraktık. Bu arada saçımız başımız falan da dünden kalmayız. Hani dünden havuz, havuzdan sonra duş almadık yani o anlamda. Ne kadar pissiniz dediğinizi daha rüya gibiyim. Biz burada ne yapacağız şimdi? Kapıyı açalım. Kapıyı açalım. Şimdi kapıyı açacağız. Bir tane, yani aslında iki tane kapımız var. Birisi ana kapı. Sitenin, yani havuzun olduğu siteye giren kapı. Diğeri de havuza giren kapı. Muhabbet şöyle. Burada bir kapımız var gördüğünüz gibi. Bu oraya. Buradan havuzun kilidini açacağız ama tek elimle açamıyorum. Kapıyı açtık. Şimdi ikinci şeye gidiyoruz. İkinci kapıya. Bu arada havuza gittiğimiz yol şöyle. Bildiğimiz ormanın içinden bir havuza varacağız şimdi. Bu arada o hışırtıyı çözdüm. Kamerayı şeye koyuyorduk. Su geçirmez kabına koyuyorduk. Kaba parmaklarım dokundukça ses yapıyordu. Bugünkü videoda size havuzu ilk açtığımızda neler yapıyoruz, neleri kontrol ediyoruz onları göstereceğiz. Videoyu izlemeye devam edin. Havuza geldik. Havuzumuz şu. Şimdi buradaki tekrar işte kapıyı açacağız. Anahtarlar sadece lifeguardlarda oluyor. Bu kilidi her seferinde farklı kilitliyoruz ama nedense farklı bir şekilde buluyoruz. Biz de anlamış değiliz. Birisi demek ki oynuyor. Baya oynuyor. Hatta bir gün havuza geldiğimizde bütün şeyler filan dağınıktı. Gerçi rüzgardan filan da oluyor da. Neyse. Evet Damro Bey, havuza geldik, kapıyı açtık. Şu an hangi kontrolleri yapacağız, neler yapacağız? Öncelikle klor pompasını açacağız. Sonra havuzun eksilen suyunu doldurmak için feeder dediğimiz çeşmeyi açacağız. Besleyici yani. Besleyici. Ondan sonra masamızı kuracağız. Her zamanki gibi oturmaya başlayacağız. Ekstra olarak lifeguardların işte isimlerini yazdığı, kaç saat çalıştığını yazdığı bir kağıt var. Onu dolduracağız. Ondan sonra saat başı check ettiğimiz klorin, yani klor ve pH'i düzenli olarak yazacağız. Havuzumuz bu. Bütün gün aslında biraz beleş iş bence. Onu belirtmek istiyorum. Pompa odasına. Bayağı sesli olabilir ve ışık yetersiz olabilir. Bu yüzden sizden özür diliyorum şimdiden ve giriyoruz. Sistem şu. Gördüğünüz gibi employers only. Yani sadece görevliler girebiliyor. Lifeguard odamız bu. Işığımız yanıyor. Bir tane buzdolabımız var. Burada işte first aid kit, burada işte dosyamız var. Şu çekmecede bir tane kalp masajını yapan elektronik bir sistem var. Şu an giriyoruz. Sistem bu. Burada klorinler var. Yani klor. Burada işte suların temizlendiği, geçtiği karbon, işte karbon filtresi, bilmem ne filtresi var. Buranın altında milyonlarca boru var. Onlara hiç girmiyoruz. Nasıl girelim zaten. Şimdi geldiğimizde yaptığımız iki şey var. Bir, feeder açmak. Yani havuzda su doldurmak. Onu açacağım şimdi. O yüzden kamerayı benim bir yere koymam lazım. Bunu buraya koysam kamerayı nereye koyayım? Suyu açtık. Şu an havuza su gidiyor. Şurada gördüğünüz iki tane sistem var. Üstteki ana havuza, aşağıdaki de çocuk havuzuna klor veriyor. O boru geliyor buradan, bunun içine giriyor. Dün ben koydum. Klor çok asidik bir şey. Elim yüzüm yandı yani her yerim. Gidip hemen yıkadım. Şimdi klorunu açacağız. Onun için de tehlikeli yollardan geçiyoruz bildiğiniz. Çok basit. Bunu açıyoruz ve parça parça klorin veriyor. Şimdi lifeguard odasına gidip almamız gereken eşyaları alacağız. Evet, Damra da burada. Merhaba Damra. Merhaba. Bunlar rescue tüplerimiz, yani Türkçesini öğrendik artık, kurtarma kemeri. Kardeş, onları ben bahsedeyim ya. Gel.
Elimde şey olduğu için kurtarma kemerlerini ben aldım. Şimdi damlayı bekliyoruz. İşte şurada küçük bir depo var. Bu arada burası multigard, yani birden fazla cam kurtaranın çalıştığı havuz olarak geçiyor. Havuz büyük olduğu için. İki kişi çalışıyoruz. İki kişi bazı durumlarda anca yetiyor. Birazdan eşyaları masaya yerleştirip klor kontrolünü beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, burada gördüğümüz şey kloru ve pH'i ölçen sistem. Bu DPD 1A, bu DPD 1B, bu da pH, yani pH şeysi, damlalarımız. Her birinden bunları klor kısmına 5'er damla, bunu da pH kısmına 5 damla damlattıktan sonra buradaki renklere göre bakacağız. Hadi bakalım, o zaman yapıyoruz. Bunları burada bırakıyorum. Öncelikle havuzun üstünde bir kimyasal var. Adını unuttum, şu an unuttum. Durgun suda klorun uçmasını engelliyor. Bu arada havuzumuzda poşet düşmüş. Lifeguard Damra arkadaşımız onu temizliyor şu an. Ben video çektiğim için ona şu an yardım edemiyorum. Ayrıca havuzda kimse yok. İşte havuzda neden video çekiyorsun bilmem ne muhabbeti yapmayın yani. Suyu karıştırıyorum. Üstteki şeyi alıyorum. İşte o kimyasalı da atıyorum. Sonra ulaşabildiğim kadar dibe. Hop, kafamı uçuruyordum lan. Ulaşabildiğim kadar dibe dalıp suyu alıyorum. Şurada gördüğünüz çizgiler de boyunca olmalı. Birazını döküyorum. Hadi koçum. Evet, aşağı yukarı oldu. Şimdi bunu buraya böyle koyarsam tam olarak görürsünüz. Lipide 1A'yı klor kısmına ve kameram düştü. 2 damla damlattım sizi görmeden. 3 4 5 1A renk vermiyor. Tahminimce suyun içindeki kloru açığa çıkartıyor. DPD 1B normalde renk verir. Şu an hiçbir renklenme olmadı. Bunun anlamı şu ki havuzda klor yok. Yani klor eksilmiş bütün gece. Aynı zamanda sabahki güneşten dolayı. pH kısmına 1, 2, 3, 4, 5. 5 damla damlattıktan sonra az önce bunharca yere sıfırttığım kapağı alıyoruz. Kapsülün kapağını kapatıyoruz. Aynen şöyle. Ama kapatamıyorum. Tek elle zor oluyormuş arkadaşlar. Kapattıktan sonra güzelce bir şekliyoruz. Bu arada damla hala çalışıyor. Bunu yani mix yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Sonra güneşe tutuyoruz. Yere tutuyoruz. Şurada sarımsı bir şey var. Aşağı yukarı 7.2, belki kamerada farklı çıkıyordur. pH'imiz aşağı yukarı 7.2, safa yakın. Klorumuzsa 0.5 civarı bir şey. Ama klorun 3 ile 5 arası bir değer olması gerekiyor. Zaten biz bunu her sabah olduğunu bildiğimiz için, klorun yok olduğunu bildiğimiz için her sabah gelir gelmez kloru açıyoruz. Bu havuz için böyle, diğer havuzlar için öyle değil mesela. Önce check ediyoruz, bakıyoruz ne var ne yok. Hani durum ne, sonra yapıyoruz. pH 7.2, 7.4, 6.8, 7.8 gibi değerlerin hepsi uygun, güzel değerler yani. Kamera, var ya. Evet, şu an feeder'ımız, yani suya, havuza su veren sistem şu, gördüğünüz gibi. Damra da burada çalışıyor. Damra ne hissediyorsun? Sıradan bir gün. Sıradan bir gün gibi hissediyormuş. Birazdan havuza atlayacağız. Ya Damra'nın şu an var ya, tişörtü çıkık olsaydı havuza atardım da. Havuza bunu belki atarım bugün bir videoda. Evet arkadaşlar, havuza geldiğimizde yaptığımız bu. Yani en başta bunu yapıyoruz. İşte gelen misafirlerin şemsiyelerini açıyoruz hani kibarlık olsun diye. Onlar da bize cips, kola falan veriyorlar. Çok mutlu bir şey. Muhteşem bir sistem ya. İyilik yapınca iyilik buluyoruz. Dün burada eşek arısı kurtardım. Kalp masajı falan yaptım. Millet şey yapmış işte, sen ne yapıyorsun, ne diyorsun falan. Yani öyle bir gün gelecek ki ballar bittiğinde aç kaldığınızda bir arının, bir eşek arısının, eşek arısı bal yapmıyor gerçi ama bir arının değerini köpek gibi anlayacaksınız bütün insanlar olarak, hani siz değil hepimiz. Neyse, bu video da burada bitti. Daha fazla vlog istiyorsanız beğenin, yorum yapın, abone olun ve Damra, son söz sende. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.
Kardeşim sesi mi kısa? Aynen, gıcık oldu bu aslında.